Selamünaleyküm. O ne elinde bıçakla geziyorsun? Abi kasaplığa başlayacağız ya. Allah Allah, hayırdır inşallah. Hayır hayır. Nurullah abi. Evet. Hayırdır? Biz böyle yani hayır işlerinde geziyok bunlarla. Bizim buranın çobanları böyle abi. Çobanlık yapıyorsa hayır işinde de bulunacağım böyle yani. Zevk aleminde bulunacağım biraz. Kurda verdirecekti, kurda vereceğini bize veriyor. Aynen öyle. Hep kurt yemezsin, az da misafirler içecek. Aha, hayır işi burada. Oo. Yatıyor abi, sürpriz. Hoş geldin sürprizi. Bir... Hoş bulduk kardeşim. Rabbim daha çok versin inşallah. Kesene bereket. Abi, Allah onları veresin. Ha. Ayda yılda bir geldiğim bir kuzu keselim sana ya. Kuzuyu yatırmış Ahmet ya. Hadi bakalım. Nurullah abi, böyle her gelen misafire özel kesiyor musunuz? Yoksa bize özel mi bu iş? Bizde bonkerlik var abi ya. Bizim genelde böyle doğu yerlerine gideriz, Anadolu'ya gideriz. Genelde köylümüz yapıyor bunu. Gelen hangi misafir olursa yani, olsun Allah misafirine. Bizdeki misafir her zaman baş tacıdır. Kim olursa olsun. Bizim kapımıza kim gelirse kapılarımız hep açıktır. Yabancı gelmiş, akrabamız gelmiş önemli değil. Bonkerlik bol. Ahmet Ağa da bugün daha fazla. Büyüğünü tutmuş. Ahmet, ben bu kadar büyüğünü tutmazdım ha. Yarın da sen tutalım. Bahar, küçük mü tutuyorum, büyük mü tutuyorum. Sinan abinin nasibi abi bu. Yani. Sabahleyin drone'u kaldırdığımızda belli olmaz. Aslında nasibimizde abi, belki kurt da vardır. Bugün mü? Şimdi mi? Şu anda olabilir de yani. Tam kesin. Bir bakacaksın şeyden. Geçer. Vallahi. Acaba geçitlerden geçer mi? Tabii yukarılarda açıklıkta dolanacak. Sabahleyin daha... sabah saat 5:30'dan sonra hava aydınlanıyor ya burada. Evet. O zaman biraz daha şey oluyor yani. Koyunların gezdiği yerlerden keçi dediğimiz yerlerden geçmeye başlıyorlar. Çoğunlukla oralarda geziyorlar. Çıkarıyor. Tam gelin vakti şimdi. Evet. Dostlar, bu videoda da tekrardan söyleyeyim, biz Samsun ili Ladik ilçesi Tatlıca köyü yaylasındayız şu an. Ufak drone görüntülerinde de görüyorsunuz. Şahane, muhteşem bir yer. Burada çobanlık yapan Nurullah abi ve Ahmet'le beraberiz. Ahmet de sağ olsun. Senin nasibin... Sözleşmemiz yok yani. Öyle biz, senin geldiğinden de haberim yoktu benim. He, nasibimizde. Aradın, telefonum kapalıydı. Evet. Abi, o zaman ben bu çok ballıyım. Eskişehir'e gittim. Eskişehir'de de kestiler bir tane. Bu sefer çok ballıyız desene. Dün akşam da vardı. Dün akşam gelseydin dün akşam da yerdin. Vay. Tabii dün akşam da Emirhan getirdi. Belgün bir kuzu abi, sıkıntı yok. Burada kuzu koyun sıkıntısı olmaz çobanlar arasında. Aç, aç. Onlar da hakkını alsın ama bak, onlar da alıyor. Sen niye onu bırakıp da geliyorsun buraya ya? Bak, senin bir dünya burada yiyeceğin şey var. Abi. Bunlar da bizim hakkımız. Ahmet, senin köpeklerin değil mi bunlar? Bunlar arada bu şekilde hırlaşıyorlar. Abi bunlar niye hırlaşıyor? Kancıklar kızan ya. Kancıklar kızan. Yani başka bir sebebi yok. Yok da zaten o diğer taraftakiyle bu yukarıdaki birbirine biraz kıcık. Sabahleyin koşuyordun sen. Buradan da hayır. Su dökeyim mi? Dök. Burada mı yıkıyorsun, orada mı yıkıyorsun? Orada mı yıkıyorsun? Ay maşallah. Köpeklere yal mı yapıyorsun sen genelde Ahmet? Evet abi. Arpa unu, buğday unu. Arpa, buğday unu. Başka? Başka bir şey yok. Başka bir şey yok.
Arada bir işte ölen kalan olursa kurdun kapı kazandı köpekleri. Bu şekilde kaynatıyorsun. Aynen. Şimdi bunu kaynatmayınca soğuk suyla bir çuvalda koysan hiç bir şeye yaramaz. Ne kadar kaynar olursa o kadar iyi. İçine biraz da tuz. Kurdun kaptıkları derken sadece iki tanesini, üç tanesini söylüyor. Öbürlerini hiç söylemiyor. Kaç tane kaptırdığını. Kaç tane kaptırdı biliyor musun? Yal veriyorsun diye. Anca işte koyunların kurtlar yiyor. Yapacak bir şey yok. Vallahi. Koyunların kaptırdıklarının sayısını biliyorsun sen. Ben bilmiyorum. Ben biliyorum desem ben bir şey diyemiyorum şimdi. Ne kaç tane kaptın? Benden kaç tane kaptı ki? Benden iki tane kaptı. Senden kaç tane kaptı? İki tane. Öbür dişledikleri? Boğazını yırttı. Onlar ne oluyor? Onlar koca. Ya Ahmet'in gönlü zengin ya. Ahmet'in gönlü zengin abi. Şimdi demek ki Ahmet... Ağanın malından iki tane gitmiş çok mu? Kurda da veriyor, kuşa da veriyor, gelen misafire de veriyor. Abi yiyecek, kurt da yiyecek ya. Ahmet, bu bazen derler ya, sadakadır. Allah daha çok veriyor değil mi? Aynen. Ama kaptırmışım bayağı öyle diyorlar. Allah için. Şimdi ben bunlar gibi koyunu ağlatıp da akşam sabaha kadar yapmadım abi. Koyunu başına saldım dışarı. Bir ay. İnkar etsin. Ben doyuruyorum. Sabahleyin kalkmışım koyun gitmiş ta gelişlerin altına. Tamam da beşte, ben. Dörtte. Benim koyunum doyuya da yatıyor. Sen doyuramıyorsun da dışarıda gidiyorsun. Doyuyorsa dışarı bırakaydın açığa. Köpeklerin kovada. Açığa bırakmam önemli değil ki. Koyun doyuyor zaten kendisi giriyor. Ne bizim bir açlıktan mı yatıyor dışarı? Ne başında bekliyor. Ben hiç beklemiyorum bile. Ben de beklemedim hiç başında. Bu çobanların öyle arasındaki de... bu atışma var ya benim çok hoşuma gidiyor. Bir bakıyorum Ahmet ne oldu? Kurt daldı. Şuan bulduğum postanın sayısı belli değil. Her şeyin ben de Emirhan bir yana alıyor sen bir yana alıyorsun. Bir tane eksildi diye. Sınar abi. Rahat bir 15-20 tane var da vazgeçtiğini bilmiyor bunlar. Emirhan yaylada yine cadde tam koya yeter diye. İllallah ittatuk ya. Bazı gittiğim yörelerde şey diyorlar, kurt ağzı bağlama diye bir olay varmış. Okuyorlarmış, okuma üfleme böyle nuska olayı, nuska gibi. Abi biz onlar çakıyı kapatıyorlar. Okudun, diğerini ne yapacak? Hepsini mi okuyacak? Birini okudun da hangisini okuyacağız? Burada kurt yok. Yani burada bir tane olsa, iki tane olsaydı bir tanesinin ağzını bağladı, ikisini bağladı da öbürlerini ne yapacağız? Kesin daha geçip diyor, bugün... 15 tane saymış abi. Of, 15 yani tane. Kalabalık sürüler var burada. Yani. Kurt sürüsü. Tabii. Abi onlar komple... Köyün şeyini yer götürür ya. Dedik, dediğimiz yerde 10 tanesini bir gördüm. Bu şehri gelişinde 7 tanesini bir gördüm. 7 gördüklerim geçen seneydi. Ama 10 tane gördüklerime bir 8-10 sene oldu. Benim gördüklerim de herhalde tahminime göre ya kardeş ya da eşliydi onlar. Bir çift gezenler var. Allah Allah. Tek gezen var. Bir tanesi kaç taneydi abi? Benimki çift gördüklerim. Çift. İkisi yan yana çift çıktılar yukarıya doğru. Genelde benim tahminimce eşliydi. Ama burada büyük, çevre köylerde de duymuşsunuzdur. Böyle bir ağıla girdiği zaman en fazla kaç tane koyunu telef etti? Valla bunlarda öyle bir fazla şey yapmadı. İki tane, üç tane. Mesela ya ufak ufak alıyor. Bahar'ın köyde yakın bir köyde adam ahırına girmiş. Evet. İki tane geçi, iki tane koyun mu dedi? İki geçi. Herhalde yani, ben de öyle duydum. Bu Bahar'ın Bekir'in mesela köyde. Üç tane. Ya Bekir de reklam yapma valla. Onu da anlatmıştır. Bu ikinci kez söyleyişimiz. Yok. Bu yeni. Yeni bu yaylaya çıktığımız zaman. Evet. Sabah ezeninde artık cemaat namaza gelirken caminin arkasında ya ağalı. Orada olduğu için herhalde cemaatin şeyini duydu, sesini duydu. Allah emanet etmiş bırakmış. Allah korusun diye. Burada kurt girmiş imiş. Bekir'in haberi yok. Burada Allah'tan bırakmış abi. Şaka bir yana. Yok. Bir tane yemiş, bırakmasaydı bayağı giderdi. Ölmüş bırakmış. Çünkü yani köpek de yok. Köpek olsa hadi neyse köpek de eve gelmiş yal yemeye. Savali. Orada da cemaat duymasaydı belki de giderdi yani. Çoğunu parçalardı. Yine insaflıymış ha. Tabii canım yani. Allah korumuş. Bekir'i korumuş diyelim. Allah korumuş. O Allah'a emanet ettim dedi. İşte evet. Bak orada. Belki evet. De daha fazla yiyecekti. Yani. Allah yani. Tedbirini al da. Kurt yiyeceksin. Sen şimdi koyunun yanına köpek bağlamazsan kendin de beklemesin. Bu kurt da illa yiyecek. Biz de burada sarı yok. Gidiyor mesela bir aydı, bir buçuk aydı ben koyunu hiç avlatmıyordum. Yeni atmaya başladık hava koruyalı. Sabahleyin 4:30-5'te bakıyor ki koyun yok. Ta aşağı ucubuya kadar inmiş geri çıkıyor.
Aksilik başına gittiği zamanlar da hiç çalmadı, biz koyunun yanındayken kaptırdık. Biz yokken kupacı daha iyi bakıyor. Ama kurt var yani öyle bir. Az uz değil. Bir tane köpek zor başı der. Çarpamıyor. Ama bu benim gördüğüm yani diyorum ya. Beni bence 3-5 köpeğin boğma şansı yok. Ama çok böyle arkalı kuvvetli köpek olur. Cesaretli belki boğar. Tabi bir de yakalayamaz. Yakalayabilse yakalama şansı yok. Durun abi. Efendim. Sulova'da bir yere gittim. Oradaki arkadaş merinos, pardon, kıvırcıktan şeyi kırmış. Kangal koyununu. Evet. Böyle kısa kuyruklu. Kısa kuyruklu. Bir şey çıkmış. Geniş kuyruk. Ha, biraz geniş, hafif geniş ama kısa. Evet. Yarım öyle, kuyruk diyoruz yani. Yarım kuyruk. Öyle bir şey kırmış. Çift atma oranı da yüksek diyor. Onun çift atma. Burada olur mu bizim burada? Hani siz geçenlerde dediniz ya, kara yaka burada oluyor sadece. Evet. Diğerleri bizim olmuyor. Bizim buralarda olmuyor. O hayvan üşüyor bizim burada. Bizim bu yaylada bir de gezemiyor yani. Kuyruğu taşıyamıyor. Hatta bizim burada bir arkadaş getirdi. Köyden bir arkadaş da gönderdi onları. İki tane, bir erkek bir dişi getirdi. Yine melez. Yok, melezini değil. Sivas kangalını getirdi. İşte bu melez demiş. Kıvırcıkla melez demiş. Getir tane, bir tane koştuk toklu kangan. Abi yağmurda yaşta hiç gezemiyor hayvan çamurda. Şimdi burada. Kıvırcık, dayanamıyor yani. Kıvırcık zaten yünü az olduğu için üşüyor. O da yağmurda yaşta gezemediği için o da fazla yünlü değil. Sivas kangalı. O da yünlü olmadığı için bizim buralarda dayanamıyor. Tamam, soğuğa Sivas'ın dayanır da bizim buranın iklimine dayanamıyor. Yağmur iklimine dayanamıyor. Karayaka'yla Sivas kangalının kırılma şeyi var mı acaba? Melezleme. Abi bir defa zaten onun kuzusunu karayaka doğuramaz. Yani. Yani kangal da var, boyu acayip. Evet. Benim koyunlar ufak. Abi buna en güzeli merinosu atacaksın. Abi merinosu atacaksın. Tek veya çift ne kadar yaparız. İşte bu şekilde güzel oluyor ama sakız da hiç. İkizlik oluyor, dayanamıyor. Soğuğa, yağışa. Köyde idare ediyor da buraya geldiğin zaman sen görseydin yağışları, 2 aydır, 2,5 aydır gece gündüz yağıyor yağmur. Evet, sel götürdü köyü de. Yani bir de avla attığın zaman çamurun içinde buraya kadar çamur. O koyunun iyi olma şansı zaten yok. Doğru söylüyorsun. Yok, ben gördüm de öyle bir söyleyeyim dedim. Çünkü o ama bölgeye göre. Şimdi o hangi bölgede yapıyor onu? Sulova. Sulova. Sulova buradan sıcak. Hmm. Mesela bizim şu anda daha buğdaylar biçilmedi. Sulova'da buğday biçtiler. Abi bizim koyunla buranın arasında bile dünya kadar fark var. Koy buradan sıcak. Evet. Burası soğuk. Daha dün değil, önceki gece buraya kırağı yağdı. Vallahi gece üşüdük. Evet. Soba yakmadan duramıyorsun yani. Her akşam. Ağustos ayında bile soba yakıyorsunuz değil mi? Aynen abi. Burada geceleri gece yakıyorsun sobayı. Bayağı soğuk. Bayağı. Mesela dün akşamlar saat 11'e kadardı değil mi Ahmet? Oturduk, üşüdük, sobayı yaktı. Sabaha kadar yandı soba. Bir de şimdi Nur abi yeni geldiği için İstanbul'dan dayanamıyor bana. Dokunuyor yani. Çarpıyor, çarpar. Eski toprağa bir şey olmaz. Eskiden sen daha burada yaylanın yeğesini bilemezdik gene. Ben yaylada koyun mu diyordum? Ben eskidenim Nur abi. Bırak şimdi, bırak. İstanbul'un havasını suyunu almışsın. Sen buraya dayanabiliyorsun. Git sen işin yapsana, ne işin var koyunculuğa. Öyle dönsün hala. Ben karışmam abi. Ben yorum yapmıyorum. Emirhan olsa neyse, adam gemi gibi adam, soğuğa da dayanır sıcağı. Bir otur işte bir tane iyi abi, öyle kuvvetli ya. Hay maşallah. Eski pehlivanlardan ha? He, gelir birazdan o da. Koyunu içeri yatıyor. Orada. Kadim salmaz o. Koyunu. Gölgede yatarken koyunun yanında yatıyor kurtulup dalacağım. Yani öyle bir şey var yani. Çocuk çok hevesli, hasta. Koyun hastası. Maşallah. Yani o kadar. Hele köpekleri. Gece köpek çıktı. Yatakta yatırıyor ama. Köpekler neredeyse mi ölür da. O kadar hevesli çocuk ya. Onda var mı? Kaptırdı. O kadar bakmaya herhalde kaptırmıyordu. Beraberiz. Her siz berabersiniz. Sen önce de beraberdik ya onunla. Evet, yine berabersiniz. Yine beraberiz. Biz onunla anlaşıyoruz ya. Bunlar kaptırmaz ha. Benden başka kaptıran yok. Bu yaylacıların hepsi, hiçbiri kaptırıyor. Bir tek ben kaptırmıyorum. Onlar kaptırıyor da söylemiyor mu? Sen dedin ya şimdi dışarıda buluyoruz. Geçesindeki arkadaşlar da öyle diyordu burada. Hep Ahmet'e dalıyor, Ahmet'ten alıyordu. Bahar'ın koya gittiğinde şeyde, kurbandan sonra koya gitti, 10 tane koyun yiyordu, 45-50 tane de kuzu yiymiş. Ama yani lafa geldi mi bir tek Ahmet'ten al. Ben en azından aldığını biliyorum. Sayısını bilmeyenler de var. Ya ben şimdi bir şey demiyorum. Benimkiler de benimkini almadı. Bıraktırdık. Sen kendi gözünle gördün. Diş atmış, bırakmış. Ha, aldı diyelim yine. Hadi neyse.
Ya o senin gördüğün, göremedim. E benim de yaralamış, kırkarken çıktı. Bacağın şey, boynunu şurayı tutmuş. Mesela sabahleyin saat 5'te ben koyun ağlaştım. Koyun gitti başına. 7-7.5 gibi gittim, koyun gelişten çıkıyor. İyi, güzel. Ağlattık koyunu. Kırkarken tutmaya başladık dedi ki koyunu kesmiş arada kırktık dedi. Bir baktık ki burayı tuttum geçen böyle açmış öyle. Ama bir şey olmadı. Şeye boğaza diş atamamış. Dediği soymuş. Geçen sene köyde koyun gidiyoruz. Aygül biçimi miydi? Aygüller ayçiçeklerinden sonra mıydı? Aygüller yeni biçilirken. Ayçiçeklerindeydi işte. Benim köpeklerin bir tanesi bir kaburga mı bacak mı bir şey buldu getirdi. Ben de bunlara telefon açtım. La dedim koyunumuzdan kayıp var mı? O diye geçmiş olsun Bekir senin koyunundan almış. Ahmet şimdi takılıyor millete, tamam mı? Yok Emirhan senin koyundan almış. Bana diyor ki senin koyunu aldı da diyor millete mi atıyorsun falan. Sabahleyin oldu akşama artık bizimle uğraştı. Sabahleyin oldu. Ya geçmiş olsun da demiyorum. E ne oldu dedim. Diyor ki ya orada diyor yaban elması var diye diyor. Yaban elmasının dibinde benim koyunu almış diyor. Da nasıl oldu? Şimdi akşam babu saatler oldu. Bir de geçiciler var bizim. Acıva çok geziyorlar. Koyun kenarına indik. Aygüller de yeni biçildi. Daha sonra bizim Melih var. Melih de yanıma geldi dedi ki abi gidek mi? Dedi. Tamam dedim. Şu koyunun arkasını toplayalım gidek. Tam aşağı inince bir 3-5 geçince 10-15 tane koyun geri çıktı. Yan yol diyor. Yan yola yukarı. O arada haldırı da indi geldi. Ama bir de soğuk. Biz oturduk en daha içine Melih'le. Laflıyorum. Derenin neyse gibi. Koyun aşağı indi. Dedi ki abi dedi abi koyun dedi. Niye düşünüyor dedi. Melih. Evet. Ben dedim acığı çok iyiymiş. Geçer sabah. Neyse. Koyunu biz oradan aldık. Doğru gittik eve. Koyunu ağla attık. Bekir aradı. Dedi ki hala oğlu neredesin dedim. Evdeyim. Çabuk gel. 3-4 tane kurt geldi koyuna. Baş edemiyor. Köpek geri de takmıyor hiç. Perişan edecek koyunu. Hemen evet. Geleyim. Aramış. Neyse biz ben gittik. 3-5 kişi toplandık. 3 tane kurt diye uyandan gidiyor kovuyor köpek. Bu taraftan geliyor, bu taraftan kovuyor, uyandan geliyor diye. Dadanmış. Ondan sonra o arada bir de Emrah'ın aradı ki benim koyuna kurt daldı. Abi aynı anda ikisine de gelmiş kurtlar. Bu da kancığına abi kopağı yeni aldıydı. O köpek var mıydı o zaman? Yok. Sarısı vardı herhalde. Koyun yanına geliyor, bu kovalıyor, köpek geliyor, kurda dalamıyor. Kancık. Kovalıyor, moğalıyor, bu bıraktırıyor artık. Neyse, sabahleyin koyunu saldık. Aynı gün Mehmet'in koyuna da daldı. Aynı gün benim... bir gün sonra. Aynı gün. Bir gün sonra. Ondan sonra koyunu saldık, sabahleyin yukarı çıkıyor. Yan yol dediğimiz yere çıktık lan, baktım ki bir tane post. Bahtim yeşil, sıkıntı yok, fıstık. Ondan sonra bunları aradım dedim ya, geçmiş olsun da demiyor musun? Ne oldu? Lan dedim bu bize zaten almış. Hem bana daldı aynı anda. Yani 10-15 dakikanın içinde hem Bekir'e dalmış hem Emirhan'a dalmışlar. Vay bana be. Hiç üç sürüye birden aynı anda. Aynı anda. Üç yerde. O kadar kalabalıkmış o zaman o bayağı. Abi, biri burada biri aşağıki evlerin olduğu yerde koyunların. Diğeri de işte Irmak'taydı. Bunların ikisi yakındı. Ben yukarıdaydım. Aynı anda üçümüze daldı. O ara 10 gün 15 gün akşam ezanı okuyunca koyunu hemen herkes atıyordu içeri. O kadar dadandıydı. Evet. Abi illet bir şey. Koyda daha az. Bir alıştıysa hiç baş edemiyor. Vay be. Ama şaşılacak iş. Demek ki sürü kalabalıkmış abi. Bu kurtlar 20 taneydi. 20 tane. 20 tane. İki tanesini vurdular bir başka koydan. Ondan sonra en son yakın koyda gider şeyi baş edemedi. Kurtları zehirlediler. Şimdi yok diyorlar yani. Ama bu 15-20 kurt böyle zehri koymuşlar. Şey hatta bizim bir tarafa serilmiş. Delahmet Oğu diye bir köy var. Ya şu köyler söyle. Yok. Muhtar domuz ağına çıkıyor. Evet. Domuz ağına çıkınca diyor ki öyle bir kurt var ki diyor kaç 8 tane mi gördüm dedi ya. Yok ya 13-15 tane işte. O ayrı. O ayrı daha sonradan. Ben şeyde köyün başında Sülük Gölü dediğimiz bir yer var. Orada koyun gidiyor. Burada domuz ağına gelmiş. Ben dedim niye geldi bu muhtarın ne işi var burada diye. Dedi ki ya dedi, domuzlar var dedi. Sürü domuz ağına geldim dedi. Kurt yok mu sizin burada dedim. Var ama dedim yani o kadar yok. 8 tane dedi. Böyle ip gibi dizilmişler dedi. Vay be. Abi bu 8'leri ben gördüm köydekileri de 15 taneyi görmedim. Artık uzan vakti miydi yoksa yavrular falan büyüdü müydü? Usulü çok kalabalıydı. İllallah dediler ya.
bir ara. Abi inek dana, bizim mesela Aladın dedim biz koyu var. Oradayı adamın iki tane tosunuyla bir tane inane. Evet evet. Sesini. Tabii tabii tabii. Böyle aşırı ya destekte bu sene mallara da damlıştı. Büyük zarar vermişler ya. Bayağı kalabalık sütler var. Bir de kurtlar ufak değil. Gerçekten ufak değil. Abi çok büyük kurtlar var ya. Keşke foto kapağını kursaydık Ahmet. Vallahi. Kapanı da kursak olurdu da şey de olur. Aslında duranı kaldırsak. Geçen de şimdi işte. Şimdi olmaz ya. Hava karardı. Göremeyiz. Şimdi biraz geçti saat. Şimdi hava geçen karardı. Tabii akşam ezanı okur. Şeyde, kurbanlık bakmaya gittik. O söylediği köylerin ilerisinde bir köy daha var. Oraya gittik. Mal güdüyorlardı. Dedi ki ya dedi geçen sene illallah dedik dedi. Köpekler kurdu kovalıyor. Köpekler kurdu kovalıyor. Adamın anlattığını söylüyorum ben bilmiyorum. Kurt malların içinden geçiyor. Geçerken ineğe diş atıyor nasıl atarsa. İneğin göbeğini yarıyor. Yani bilmiyorum onun anlatmasını söylüyorum. Ben kendim görmedim çünkü. Dişleri çok güzel. Abi yine senin birinde burada aynı. Benim de çoban var. Yukarıda kutluk şeyi oyunu. Cihat da vardı yanımda. O da mallarına yanına geldi motosikletine. Bir de kurt inleri var orada lan. Dedik şuraya bir bak. Gittik herhalde da vardı. Bir iki uğraştık mulaştık. Bıraktık. Ama köpek el gidiyor geri geliyor. Gidiyor geri geliyor. Böyle yağış sessiz bir gün. Ondan sonra dedim ki lan ben Cihat gidiyorum eve. Ben köpek el yanına yapayım. Sen dedim koyunun arkasına. Hayır lan. Malların yanına öyle git. O çıtırlığın üst başından geçen gün seneki çekim yaptığın yerden üst başından bu koyun hayli geliyor. Tam bu avu çadırın altında şuradan. Koyun bu yana geçerken mandalar da buradaymış. Hani köpek eri çoğmasın diye çoban da koyunun önüne geçmiş. Köpek erinde yine 2-3 tanesi böyle eve doğru geliyor lan. Çoban bir bağırdı ki abi kurt. Hemen geri gittik. Abi inanman 15-20 saniyenin içinde şişağı tutmuş. Bir böyle arkadan tutuncuk. Arkayı bir çekilsen giziletinin deriyi indirmişsin. Tırnağına kadar çekmiş idi. Bıraktırmış ama tabii kurtlar gitti. Sonra köpekleri götürdü. Kestik koyunu. İki gün sonra kestik. Ona da yine bir 5-6 sene oluyor hikaye. Ahmet, bir kurt da benim. Geldim buraya bir kuzunu yiyip gideceğim. Ay sen artık alfa olmuşsun. Her yeri geziyorsun. Evet. Alfa kurt. Güzel. Sen artık alfa olmuşsun diye her yeri geziyorsun. Çok güzel bir cümle kurdun kardeşim. Teşekkür ederim. Demek ki, şimdi ben bazı yerlerde geziyorum kurt foto kapana gelmiyor ya çıldırıyoruz. Abi demek ki beni de kendilerinden görüyorlar. Tabii tabii abi. Gelmiyorlar, yanaşmıyorlar. Yani, artık yani. Onların alfasıyım ben abi. Yanaşamıyorlar benim yanıma. Lider. Lider. Ahmet kesene bereket. Nurullah abi elinize sağlık, eline sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Demek. Ahmet'in akşam Instagram... muhabbeti de güzeldi. Evet, çok güzeldi. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Buradan Ahmet Instagram sayfanı geçiyorum. Geç abi. Geçelim, adettendir. Samsun Ladik Tatlıcak Yaylası'ndan herkese selamlar, saygılar. Allah'a ısmarladık. Şimdi biz kuzu yemeye gidiyoruz. Evet.